Ekranda gördüğünüz çemberin çevresinin 6 pi birim olduğunu biliyoruz. Bu videoda çevresi 6 pi birim olarak verilmiş bu çemberin alanının ne olduğunu bulmaya çalışacağız. Her zaman olduğu gibi videoyu duraklatın ve soruyu benden önce kendi başınıza bir deneyin. Ve bu çemberin alanının ne olduğunu bulduktan sonra çevre ve alan arasındaki bağıntıyı gösteren bir formülde bulmaya çalışacağız. Hadi bakalım. Burada farkına varmanız gereken şey şu, çevreden yola çıkarak bu çemberin yarı çapının ne olduğunu bulabiliriz, öyle değil mi? Sonra da tahmin ettiğiniz gibi yarı çapı kullanıp alanı bulacağız. Çevre 6 idi. Yazalım, 6 pi eşittir çevre formülü, yani 2 çarpı pi çarpı r, 2 pi r. Peki buradan r'yi bulabilir miyiz? Tabii ki. Eşitliğin iki tarafında 2 pi'ye bölersek, buraya bölü 2 pi yazalım, buraya da yazalım. Sol tarafta da pi bölü pi 1 eder, 6 bölü 2 ise 3. Böylece yarıçapın 3 birim olduğunu bulmuş olduk. Ve şimdi de alan formülünü yani pi r kareyi kullanarak alanı bulalım. Pi çarpı 3'ün karesi. Bu parantezler gereksiz oldu. Ne oldu? 9 pi. Bu örnekte çevresi 6 pi olarak verilen bir çemberin alanını 9 pi birim kare olarak bulduk. Alanın biriminin birim kare olmasının sebebi yarı çapın karesini almış olmamız. Yarı çapın biriminin herhangi bir birim olduğunu söylemiştik. Bunun karesini alırsak da birim kare elde ederiz. Birim kare olur. Videonun başında da söylediğim gibi şimdi bir de genel bir formül bulmaya çalışacağız. Çevre 2 pi r'ye eşitti. Alansa pi r kare. Sizce bu iki formülden yola çıkarak alan ve çevre arasındaki bağıntıyı verecek bir formül bulabilir miyiz? Size bir de ipucu vereyim. İsterseniz bu formülden r'nin neye eşit olduğunu bulup, bulduğunuzu diğer formüle yerleştirebilirsiniz. Ya da isterseniz bunun tam tersini de yapabilirsiniz. Evet, videoyu duraklatın ve burada kendi başınıza bir deneyin. Bu formüldeki r'yi yalnız bırakmaya çalışacağız. İki tarafı da 2 pi'ye bölersek, Başka bir renkle yapayım. Bölü 2 pi, bölü 2 pi. Aynen yukarıda yaptığımız gibi sağ tarafta r, sol tarafta da çevre bölü 2 pi kalır. Evet, yarı çap çevre bölü 2 pi'ye eşitmiş. Alan, bir kere daha tekrar edeyim, pi çarpı yarı çapın karesi olduğu için buraya yarı çap için bulduğum değeri, yani çevre bölü 2 pi'yi yazacağız. Bunu neden yapıyoruz? Çünkü hatırlayın, alanla çevre arasındaki bağıntıyı gösteren bir formül bulmaya çalışıyoruz. Peki bu neye eşittir? Alan eşittir pi çarpı çevrenin karesi bölü 2 pi'nin karesi de 4 pi kare eder. Bir bakalım. Burada pi ile çarpıyoruz, sonra pi kareye bölüyoruz. Bir sadeleştirme yapabilir miyiz? pi bölü pi kareden geriye pi kaldı. İşte bu kadar. Alan çevrenin karesi bölü 4 pi'ye eşitmiş. Bir kere daha yazayım. Tabi bu arada bunu ezbere bilmek zorunda değilsiniz ama çevre ile alan arasında böyle bir bağıntı olduğunu bilmek özellikle sınavlarda işinize yarayabilir. Alan eşittir çevrenin karesi bölü 4 pi. Ya da bunun tam tersinde yapabiliriz. Bize alanı verdiklerinde çevrenin ne olduğunu da bulabiliriz. Bunu yapmak için ister verilen sayıları buraya yerleştirip çevrenin neye eşit olduğunu bulursunuz ya da isterseniz bu formülde çevreyi yalnız bırakırsınız. Şöyle yapalım. Önce iki tarafı da 4 pi ile çarpalım. Çarpı 4 pi, çarpı 4 pi. Sonra ne olacak? Sol tarafta 4 pi çarpı alan, sağ tarafta da çevrenin karesi kalır. Çevrenin ne olduğunu bulmak için iki tarafın karekökünü alırsak, karekök içinde 4 pi çarpı alan eşittir çevre. Tabii isterseniz 4'ü karekök içinden çıkarıp bunu biraz daha sadeleştirmeyi deneyebilirsiniz ama bence bu iki ifade de yeterince açık.